İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Marble İzmir Fuarı binlerce sektör temsilcisinin katılımıyla açıldı. Fuarda Elazığ'dan 8 firma da yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İsfaş tarafından düzenlenen Marble İzmir Fuarı binlerce sektörün temsilcisinin katılımıyla açıldı. Bu yıl 25.'si düzenlenen fuara Elazığ'dan da 8 firma katıldı. Firmalarla birlikte fuarda yer alan Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Ali Seyran, bu yıl fuarın yurt dışından katılımın beklediklerinden daha yoğun olduğunu belirtti. Biz bu açılışta uluslararası firmalardan katılımların çok yoğun olacağını zannetmiyorduk. Ama özellikle Hindistan, Amerika, Orta Doğu ülkelerinden yüksek katılımlar var. Burada bir yoğunluk görüyoruz. İnşallah bu fuar katılımcılarımız açısından, mermercilerimiz açısından hem ülkemiz hem şehrimiz için çok yoğun geçecek. İkili görüşmeler devam ediyor. Bu ikili görüşmelerde alıcıların 2 yıldır alamadıkları ürünleri yoğun olarak taleplerini görüyoruz. Fuarımızda 1250 tane katılımcı firma vardır. Bunların 350 tanesi yabancı katılımcı, geri kalanı Türk katılımcıları. Başkan Ali Seyran, mermer ve maden ihracatının pandemiye rağmen geçen yıl %30 artış gösterdiğini, bu yıl bu rakamın %40 olacağına inandıklarını vurguladı. Bir alan. Yıllardır biz bu fuarlara katılıyoruz. Elazığ'ımızın da ihracatına baktığımız zaman %85'ini madencinin, mermercinin yaptığı bir şehirde bu gibi fuarlar. Tabii bu gibi fuarlarda da biz İzmir'le de kalmıyoruz. Amerika'ya katılıyoruz, Çin'e katılıyoruz, İtalya'daki fuarlara, Almanya'daki fuarlara, bütün dünyanın her tarafında fuarlara katılıyoruz. Bu fuarlarda tabii ki bu ikili anlaşmalar neticesinde yapılan işlerin yoğunluğu, gelecekteki projelerin gerçekleştirilmesi, taşların belirlenmesi, mimarlarla görüşmeler, hepsi bu fuarlarda geçiyor. İnşallah ihracatımızın bu yıl Elazığ'da benim kendi tahminlerime göre ve Türkiye'de geçen yıl pandemiye rağmen %30 artış gösteren mermer ve maden ihracatı. Fuar 4 gün süresince Türkiye ile dünyanın her bölgesinden sektör profesyonellerini İzmir'de ağırlayacak.